Biz burada mahsur kaldık. Hiç kimseye ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çap, bana çarpacak. Bak gördün mü? Bak gördün mü? Kent için uyarılar günler öncesinden yapılsa da hazırlıklar son güne bırakıldı. Kar ve tipi başladıktan sonra müdahale edilmeye çalışıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi karla mücadelede yetersiz kaldı. Kar küreme araçlarının koordinesi ve tuzlama çalışmalarında da sınıfta kalındı. Trafikçilik araçların hepsi yolda kaldı. 7-8 tane yolun bağlantısı olan, zaten ana artere E5'e çıkmak imkansız. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne giden yol kapalı. Kimi yürüyerek, kimi aracıyla ulaşmaya çalıştı işine ve evine. Saatlerce yolların açılmasını bekleyenler de vardı. Başakşehir ve Beylikdüzü hattında TEM otoyolu ve E5'te kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar araçlarında mahsur kaldı. Arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. Bir sürü bekleyen var. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum. Kara teslim edilen kentte kara, deniz, hava ve raylı sistem ulaşımı da olumsuz etkilendi. Dondurucu soğuğa karşı vatandaş kendi çözümünü üretmeye çalıştı. İnsanlar araçlarını bırakmışlar. 2 saattir, 3 saattir yürüme evlerine gittiklerini söylüyorlar. Şu anda da kavşakta gördüğünüz gibi insanlar karla mücadele ederek evlerine ulaşmaya çalışıyorlar. İstanbul Valiliği gece boyunca teyakkuz halindeydi. Peş peşe uyarılar yapıldı. Kentte birçok önlem alındı. Başkanım, bir tane bile araç yolda kalmamış. Mükemmel. Her şey çok güzel. Otogarlardaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması çarşamba günü saat 9'a kadar uzatıldı. Hava ulaşımı da olumsuz etkilendi. Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşların saat 24'e kadar durdurulduğunu açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda yolcular otele ihtiyacımız var eylemi yaptı. Kentte saat 13'e kadar özel araçların trafiğe çıkışına izin verilmedi. Tepki var. Yani insanlar gerçekten buradan çok öfkeli ve tepkili. Ben hem sesim yayına gelsin hem kavşağın son durumunu göstereyim sizlere. 1 saat, 2 saat, 3 saattir insanlar burada uğraşıyorlar. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişi ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmıştı. Yağışın etkisini azaltmasıyla yasak kalktı. Gerçekten rezillik şu an. İBB'nin önündeyim. Güvenlik, sağlık, ulaşım dışındaki kamu personeli, yargı mensupları ve adliye çalışanları idari izinli sayıldı. Kar yağışının etkisini devam ettirmesi nedeniyle 6 yeni tedbir daha alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mağlul, engelli ve hamilelerin 26, 27, 28 Ocak'ta idari izinli sayılmalarına karar verildi. Yüksek öğrenime 31 Ocak pazartesi gününe kadar ara verildi. Eyvah. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in cenaze töreni ileri bir tarihe ertelendi.